Evet sevgili dostlar sponsorumuz GOLVAN.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlerken ben sizden çok uzakta yok o değildi ya. Siz bu videoyu izlerken şu aşağıdaki 23.300 yazısı belki de 23.400 hatta belki de 23.500 olacak. Çünkü Fenerbahçeli taraftarlar akın akın kanalımıza geliyorlar. Çok şükür hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Ben de Fenerbahçe taraftarını, büyük Fenerbahçe taraftarını bekletmemek adına hemen habere geçiyorum. Önemsiz bir haberle giriş yapacağım. Trabzonspor'un talebine Fenerbahçe'den red diyor. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor'la beraber kalarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan flash bir talep geldi diyor. ben anlaşılır şekilde kısaca söyleyeyim. Ali Koç bu, bunların olacağını söyledi. Dedi ki Trabzonspor'da da İstanbul'a maç yapmak isteyecek. Sakın izin vermeyin dedi. Hani sana ne diyenler olur babında değil ama herkesi bildirmek için söyledi. Çok ciddi provokasyonlar olabilir dedi ve çok ciddi provokasyonlardan dolayı çok ciddi provokasyonlardan dolayı e, sıkıntı olabilir dedi. Mesela Rambo Okan İstanbul'da köprüye asılan bayrağı kesmiş. Diyorlar ki Fenerbahçe taraftarı şöyle böyle falan filan. Şimdi şöyle düşünelim. Yani herkesin bu videoyu izleyen herkesin bir ee, nasıl diyeyim bir ahlak duygusunun olduğunu düşünerek bir Allah korkusunun olduğunu düşünerek söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon oldu inşallah. Trabzon meydanına Fenerbahçe bayrağı asılır mı asılmaz mı? Asılmaz. Van, öldürürüz. Gebertiriz. Keseriz diyorsanız o zaman o vandallık size ait. İstanbul'a asılmış. Vandallar kesmişler bayrağımızı şöyle böyle. Lan aynısı Trabzon'a yapılan yani Trabzon'da yapılsa ne olur? Mesela Beşiktaş taraftarı geçen sene Trabzon'a şampiyonluk kutladı mı? Çok merak ediyorum. Ondan önceki sene Galatasaray, ondan önceki sene Başakşehir taraftarı. Geç yok Başakşehir'in 49 tane falan taraftar var. Hepsi İstanbul'da. Belki akrabasını görmeye giden varsa. Bir tane arkadaşım biri yazmış Trabzonsporlu. Bir arkadaş kanalımız. Bizim kanalda çok fazla şey var. Mikser var. Ortalığı karıştırmak için çok fazla mikser var. Yazmış. Emre Belezoğlu FETÖ'cüdür, şöyledir, böyledir. Neler yazmış neler? Görseniz ana, avrat, bacı, kardeş dalmış. Şöyle şerefsizdir, böyle namuslu. Yazmış, yazmış, yazmış. Arkasına da ne demiş biliyor musunuz? Anne tarafı Trabzonsporlu demiş. Aradan zaman geçince ne yazmış biliyor musunuz yorumlara? Trabzon'dan bir tane FETÖ'cü çıktığını gösterin. Ben kendimi keserim demiş. Max zekası. Lan geri zekalı. Lan angot. Hem diyorsun ki anne tarafı Trabzonlu. Hem de diyorsun ki Trabzon'dan bir tane FETÖ'cü çıksın kellemi keserim diyorsun. Kesmezsen adam değilsin. Gerçi kesik kelleyle yaşadığını düşünüyorum ama. Bu en masumları yanlış anlamayın. Bu en masumları. Yani elemanın bir tanesi var. ben siliyorum yorumları. Ben yorum Süleyman Soylu'ya neler yazmış. Süleyman Soylu'ya neler yazmış. Aklınız durur. Ben o yorumu yayınlasam o arkadaşı evinden alırlar. Bir daha evine bırakmazlar. Dua edin. Ya ben vicdanlı, insaflı adamım. Ben sizin gibi değilim. Ben insanlar ileride pişman olup özür dileyebileceğini düşünerek birçok şeyi göz ardı ediyorum, sildiriyorum. <laughs> ya herifin Süleyman Soylu'ya yazdıkları görürsünüz. Aklınız durur, aklınız. Operasyondan evinden aldırırlar. O derece söyleyeyim. <laughs> Neyse. Mühim değil. Ben bu maddeyi özellikle söyleyeyim. Bu arada Trabzonspor 52. maddeden sevk edilmiş saha olayları sebebiyle saha kapatma cezasını da kapsayan 52. madde'nin 2014'ten beri saha kapatma cezası yok ama <gülüyor> yani <gülüyor> Ali, <gülüyor> kusura bakmayın ya öksürük tuttu. Ali Koç özellikle bu karara karşı çıkıyordu ve PFDK'nın ee, Trabzonspor'a vereceği cezayı bekliyorduk. Bugün 5 Mayıs Perşembe Cuma günü yani yarın saat 15'te Ali Koç'un açıklaması var. Hocam niye açıklama yarın? Bugün açıklanması gereken PFDK kararları hala açıklanmadı da o yüzden. Hala bekliyoruz. Ya Trabzonspor'un alacağı cezayı bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bize ne? Hocam bize ne Trabzonspor'dan? Ya olan almış. Kayırdılar mı? Kolladılar mı? Şike mi yaptılar? Ne yaptılarsa yaptılar. Hocam bize ne? Biz Fenerbahçe'ye bakalım diyorsunuz. Duyar gibiyim. Arkadaşlar bakın. Bence de bize ne? Ama 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 ama. Yani ama 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 ama. Aynı olayı Fenerbahçe yapsaydı. Bize ne derler miydi? Bize ne derler miydi? Yani aynı olayı yapsalar. Şimdi bir olay var. Delileniyorum buna. Rambo Okan Trabzonspor bayrağını köprüde kesmiş. Yazmışlar ki Fenerbahçe taraftarı vandaldır şöyledir böyledir falan filan. Şimdi kabul edelim. Doğru olduğunu kabul edelim. Rambo Okan bir kişi yaptı diye bütün Fenerbahçe taraftarını vandal ilan edin. Sıkıntı değil. Peki sorma sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa inşallah da olur. Trabzon meydanına bayrak asılacak mı? O bayrağa hiçbir e, vandal dokunmadan o bayrak orada kaç saniye kalacak? Ya size yapılmasını istemediğinizde başkasına niye yapıyorsunuz arkadaş? Siz yaptığınız zaman mübah da başkası yaptığı zaman günah mı? Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim inşallah olur. Trabzon meydanında 5-6 tanesi kornaya basa basa geçse Fenerbahçe formalarıyla ne yaparlar? Öldürürler. İşte linç ederler, döverler, arabasını taşlarlar. Bağdat Caddesi'nde de aynısını yapmışlar. Yalnız Bağdat Caddesi'nde işte şöyle böyle falan lan provokatif hareket bunlar ya. Provokatif hareket. Trabzon'da Fenerbahçeli yok mu? Var. En başta Süleyman Soylu var. Ekrem İmamoğlu falan hani son günlerde adı çok duyuldu diye söylüyorum. Ahmet Aoğlu. Ya Fenerbahçeli hiç mi yok? İbrahim Aca Osmanoğlu. Sadri Şener Neydi? Mehmet Ali Yılmaz. Hadi lan Allah Trabzon sporlidir. Tamam Trabzonsporlu olabilir. Trabzonsporlu olabilir. Yani insan mesela benim bir kökenim yani bir tarafım anne tarafım baba tarafım Trabzon'da olamaz mı mesela? Ve Be benim olamaz mı? Hocam sen Kayseri'si olamaz mı ya? Olamaz mı? Neyse bunlar basit işler. Bu kadar uğraşılmasın arkadaşlar. Yani Efendici usulca bak kupa töreni Trabzon'da diyor. Gitsin orada Trabzonlu şarkıcılar şarkı söylesin. Mustafa Ceceli falan yakışır yani o konsere. Geç o Trabzonlu bilmiyorum. Ben sevmiyorum o herifi ya. Bir özel bir mevzu var dolayı sevmiyorum. Birkaç sevmedi. Nihat Doğan falan. Mesela Nihat Doğan falan versin konser. Gidin eğlensinler. Bizlik değil. Fenerbahçe'de açık antrenman yapacakmış. Taraftarı açık antrenman. Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını taraftarı açık şekilde gerçekleştireceğini açıklamış. Bakın Fenerbahçe taraftarın sesini dinliyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada arkadaşlar bakın. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bak. Çok fazla provokatif kişi var şu kanalda yorum yapan. Dikkat edin. Sizi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Beni çektiler tuzağa da sizi çekmesinler. Gerçi benim yanında Allah var. Ben Allah yanımda olduğum için hiçbir şeyden korkmam da. Ee, siz dikkat edin. Bak çok provokatif şeyler var. Özellikle siyasi yorumlara. Herif yazmış. Süleyman Soylu'ya neler yazmış. Recep Tayyip Erdoğan'a sövmüş adam. Ve ne demiş biliyor musunuz? Fenerbahçe demiş en fazla işte AK Parti iktidarında şampiyon oldu demiş. Max şey zekası işte. Normal yani. Geri zekalı ya desen ki işte AK Parti iktidarı kaç senedir var? Şu kadar sene. Hesapla bakalım kaç Fenerbahçe, kaç Kalasay, kaç Beşiktaş desen. Der ki Hamsilerin yaşam alanı şurasıdır. Ya arkadaşlar küçülmeyin. Gözünüzü seveyim küçülmeyin. Herkes kendini Ya şampiyon mu oldunuz? Gidin kutlayın. Kendinize layık görüyorsanız gidin kutlayın. Asın bayraklarınızı asın. Bir şeyler yapın. Layık görüyorsanız da bu şampiyonluğu kutlamayan Trabzonsporları haber yapın. Fenerbahçe 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumunda son antrenmanın olacağını açıklamış. Futbolu takımımız deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde taraftarımız açık bir şekilde gerçekleştirecektir. Fenerbahçe'miz her zaman ve her şartta sarı lacı verdiğimizin yanında olan kulübümüzün en büyük gücü, takımımızın ruhu olan büyük taraftarımız da mabedimizde kucaklaşıyor. Fenerbahçe Pasolik kartı sahibi her taraftarımız tribünde yerini alabilecek olup stadyumumuzun kapıları 16 itibariyle açılacaktır diyor. Bilginiz olsun. Jorge Jesus'tan flash Fenerbahçe sözleri. Şimdi hocam 8 dakikadır 9 dakikadır bizi boşuna mı oyaladın? Yok. Ben birincisi yani Trabzonspor geriliminin artık Fenerbahçe açısından bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya 28 şampiyonluğunuz var. 7 şampiyonluğu olan takımla dalaşmayın. Hocam ama haksız oldular. Hocam şikayen oldu. Hocam şundan oldu. Bundan oldu. Ya Allah'ın bildiğini kullar da az buçuk biliyor. Siz deseniz ne değişecek? şike oldular olayesin ne değişecek? 4 tane maç sayarım benzi. 2 tane Fenerbahçe maçı, bir tane Gaziantep maçı var. Bir de o Hüseyin Türkmen'in kırmızı yemediği maç var. 4 tane. 3 galibiyet, bir beraberlik. Haksız 10 puan var fazladan. Benim matematiğime göre. Bana göre. Ya bana göre bu. Fenerbahçe'nin de haksız puanı vardır, öbürünün de vardır. Bu çok önemli bir mesele. Değil. Benim tek kızdığım nokta şu. 2010 2011 ile ilgili sözlere ben çok kızıyorum. Devlet yetkililerinde buna izin vermesine yani Zoruma gidiyor ya. Arkadaş millet tankların altına boşuna mı yattı ya? Ya yani 15 Temmuz'da millet FETÖ'yle uğraştı. 3 Temmuz'da uğraşmadı mı? Alyoz'da uğraşmadı mı? Ergenekon'da uğraşmadı mı? Gözünü seveyim artık. Yani buna bir son ver. Ya da çıksınlar desinler arkadaş FETÖ diye bir şey yok desinler. Diyen arkadaşlar desinler de biz de bilelim. Yani biz de bilelim. Neymiş ne değilmiş. Varsa ellerinde resmi belgeler kayıtlar sunsunlar. Ama arkadaşlar kork korkmazdan utan utanmazdan demişler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Adi namussuz şerefsizlerin gönlüne de öyle versin. Düzgün karakterli iyi insanların gönlüne göre de iyi şeyler versin. Rabbim insanlarımızı hepimizi hangi takımda olursak olalım doğruluktan doğru yoldan ayırmasın. Yani biz bu dünyaya Fenerbahçe Trabzonspor tutmaya gelmedik. Benim inancıma göre krem peynire tapan arkadaşlar krem peyniri Yemeğe gelmişlerdir. Ona bir şey diyemem. Ama benim inancıma göre bunun için gelmedik. Herkesin inancına da kısmen saygım var. Neyse biz Jesus'a geçelim. Boşa geçirdiğim dakikalar içinde özür dilerim. Size de bari bu videoda da güzel bir duyum vereyim de. Sonra şey yapalım. Şimdi hassas bazı noktalar var. Siz bu haberi okumuşsunuzdur. Ama bir de Mustafa Hoca gözüyle benim gözlüğümle okuyayım mı? Okur musunuz? Vereyim mi gözlüğü? Diyor ki Flamengo 20'sine kadar teklif yapmalı. Flamengo'ya geri dönmek ister misiniz diyorlar. Elbette dönmek isterim evet. Ancak her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek. Bakın 20 Mayıs. Ama hocam yazarım bir tanesi Beşiktaş maçından sonra açıklanacak demişti. Yazara sorun. E burada demişti. Buraya sorun. Bana ne? Yalnız burada ince bir nüans var. İlk bunu mu konuştu? İlk bunu konuştuysa sıkıntı değil. Bak devamına bakın. Fenerbahçe dışındaki teklifleri geri çevirdim. Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians, Fluminense de istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Acaba ne o basit sebep? Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim diyor. Lan bırak. Burak Yılmaz da Fenerbahçeliydi. Şöyle yapıyordu. Şöyle diyordu. Yapıyordu. Sonra Galatasaraylı oldu. Sonra Tirebözönü sporlu oldu. Sonra Beşiktaşlı oldu. Sonra e, bir şeyler oldu. Olanlar oldu, ölenler öldü. Jorge Jesus'ta röportaj yapın Brezilya gazeteci Renato Mauricio Prado diyor ki söyleşinin sonunda Büyük ihtimalle Jesus Fenerbahçe'ye gidecek. Cumartesi günü Lizbon'a geri dönüyor. Biz perşembe bekliyorduk yani bugün bekliyorduk. 20'sine kadar Flamingo'nun vakti var. O ana kadar harekete geçmezlerse Jesus'un adresi belli demiş. Adresi aynı? Günleri aynı? Demiş o da. Şimdi e, Prado'yu bilenler bilir. Öyle oranın boş beleş şeycisi değildir ha. Haberiniz olsun. Sağlam duyumcudur. Şimdi bak. Burada da komik bir olay var. Paulo Souza, Abel Ferreira, Luis Castro, Vitor Pereira. Son dönemde Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktör. Hangisi daha iyi demiş? Jorge Jesus diyor en iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oynamayı, rakiplere baskı yapmayı, skor almayı bilir. Duymamış olayım. Belki tecrübeli oyuncular <laughs> iyi sorunlar yaşar. Ancak bence Vitor Pereira harika bir teknik direktör demiş. Hocam iptal etme şeyimiz var mı? Casus'u bu Pereira'ya idiyorsa bu adam iyi değildir. Arkadaşlar. Hangi takımda çalışmak istediğini söyledi? Flamengo. Hiç merak ettiniz mi? Flamengo'nun teknik direktörüne baktınız mı? Bak. <laughs> bak derken yani. Bakın manasında. Şimdi bak. Hayır bak kardeşim. Flamengo. Bak bunlar kuşlarla meşhur. Bunlar sahaya kuşlarla çıkıyorlar. Şimdi Flamengo'da. Arkadaşlar. Bir teknik direktör var. Yalnız. Yani e, Paulo Souza teknik direktör. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adamların hayvan gibi kadrosu var ya. Yani Forvet Gabriel Barbosa 26 milyon euro yedeyim. Pedro 10 milyon euro. Lan ben de burayı çalıştırmak isterim. Lan ben de çalıştırmak isterim. Sol kanat Bruno Henrique 6 milyon euro. Lazaro 10 numara 6 milyon euro. Trabzonlu mu e, o? sağ kanat 3 milyon euro. Yok o başkaydı. Neydi o? Mar Marlon muydu? Everton Ribeiro 6 milyon euro. Aras Keita var 17 milyon euro. Yani Andres Pereira var 7,5 milyon euro şu Manchester'daki eleman. Yani Thiago Maia var 5,5 milyon euro orta saha. William Arroa var 7 milyon euro. Öbürü Gomez var 9 milyon euro. İsta da bu takımda bu arada. bilginiz olsun. Sağ bek birisi 8 milyon euro. Sol bek Ayrton Lucas var. Hatta hatırlarsanız Fenerbahçe'nin gündemindeydi bu. 4.5 milyon euro. Stoperlerin biri David Luiz. Yani bilin diye söylüyorum. Öbür e, Pablo var 7 milyon euro. Kaiyo var 5 milyon euro. Kaleci 4 milyon euro ve 23 yaşında Hugo Souza var. Ben de bu takımı çalıştırmak isterim. Değil mi? Yani ben de bu takımı çalıştırmak isterim. Niye istemeyeyim arkadaşlar? Manyak mısınız? Alınse fıstık gibi takım. Ve Brezilya liginde Flamengo şu anda 4 maçta bir galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet almış durumda. Muhtemelen Souza'nın kovulmasını falan bekliyor ama Paulo Souza'yı bu adamlar ne zaman getirmişler biliyor musunuz? yani ne zaman başlamış? Bu adam 29 Aralık 2021'de gelmiş. Yani 29 Aralık 2021. 29 Aralık 2021'de gelmiş. 29 Aralık. Ve 22 maça çıkmış puan ortalaması 2-0-0. <laughs> yani aralıkta getirdiği teknik direktörü sizce kovarlar mı? Bir de 3-5-2 oynatıyor bu adam. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Ee, bu adam Flamengo dönemi falan filan olmaz. Gördüğüm kadarıyla Brezilya'dan bütün takımlarda reddetmiş durumda. Yani adam açık açık diyor ki ben 20 Mayıs'ta 20 Mayıs'a kadar Telefonun başında çaresiz bek yok sen faresiz bekliyorsun. Öyle hani 20 Mayıs. Şu adam demişti ki lig bitmeden teknik direktör açıklaması beklemiyorum. Siz de beklemeyin demişti. Muhtemelen lig bitince. Torrent sorusu sormuşlar umurumda değil. Kalsam Flamengo'da domine ederdik. Pandemi nedeniyle Flamengo'yu bıraktım. Yeterince oynamadıkları için diyor. 4 forveti var. Verton, Aras Keita, Gabigol, Bruno Henrique. Hepsi az ya da çok oynuyor. Bu oyuncular gerçekten iyi oynadı. Takım da iyi oynuyor. Ancak yeterince iyi oynanamadıkları için işler kötü gidiyor demiş. Şu an için. Bir savunmacı yerine bir hücumcu sokmak daha fazla hücum etmek anlamına gelmez. Bunu sadece çok olağanüstü durumlarda yapmalısınız. Belki maçın son anlarında ve çaresizce gol aradığınız anlarda demiş. Bilginiz olsun diye söylüyorum. <laughs> Stratejim belli. Bow ve gol at. Flamengo'da stratejimiz bellidir. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar. Ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Bak. Şimdi kafanıza bir İsmail Kartal şablonu belirsin. Tamam mı? Ben cümleleri değiştiriyorum. Fenerbahçe'de stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta noktaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri diyor da... Fenerbahçe, yani ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor diyor. Maçın bazı anlarında geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor demiş. Yani İsmail Kartal, Vitor Pereira dönemini bir kıyaslayın. Bana teklif yapmadılar diyor. Ayrıca bana teklif yapsa da bile kabul edemezdim. Benfica ile sözleşmem vardı. Bırakırsam 10 milyon euro ödemekle zorundaydım diyor. Geçen yıl beni ziyaret ettiler. Ee, gereksiz yaygara kopardılar bazı takımlar. Abel'in tarzını sevmedim. Sistem budur diyemezsin. Ha tüm antrenörlerin favori taktik şemaları vardır. Ancak karşılaştıkları futbolcuların türüne bağlı olarak bu şemaları adapte etmeniz ve varyasyonlar türetmeniz gerekli ve önemlidir. 3 stoperle de oynadım. 2 veya 3 forvetle aynı anda da maça başladım. 1 veya 2 oyun kurucuyla da oynadım. İşe yaramaz olan tek şey oyuncular açık bir şekilde o görev için yeterli değilken sahada onları bu görevlere mecbur etmeniz. <laughs> bu da mesaj olsun. Rotasyonu sevmem. İlk 11'de rotasyonu çok sevmem. Bak İsmail Kartal şablonu kafanızda değil mi hala? <laughs> İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik olmalı. 3 değil. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam. Eğer 2 günde bir maç varsa işler değişir. Fazla rotasyonu ancak 48 saat sonra bir maça çıkarsam yaparım. mı 1970 Brezilya'dan alıyorum demiş. Brezilya için teknik direktörlük yapmak bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Bu reddedilemez bir teklifti. Benim futbol anlayışım 1970 Brezilya milli takımını şekillendirdi. Gençtim ve daha önce böyle bir şey görmemiştim. Clodaldo, Gerson, Jairzinho, Pala, Beckenbauer, Nadio Comanacci, ha, Penny ve Rivelinho diyor. Eğer bugün her ne olursa olsun hücumu düşünen bir teknik direktörsen bunun nedeni 1970 Brezilya'sıdır. İlhamı oradan alıyor diyor. Kazanmak yetmez, eğlendirmelisin diyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Ersun Yanal'dır. Şey, Johan Cruyff'tur demiş e, Jorge Jesus. Bu sporda bir devrim oluşturdu. Takımlar sadece kazanmamalı aynı zamanda gösterişli ve çekici futbol oynamayı da önemsemeli. Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarında başarmak istediğim şey bu. Bunu Flamengo'da başarmıştım diyor. <laughs> Kiev'i yendim, Barca'yı eredim, ıslıklandım. Benfica'da neden başarılı olamadın sorusuna Jesus. Benfica'da çok fazla siyasi baskı vardı. Burayı atlayalım mı ya? Beni geri alan başkan görevden ayrıldığında er ya da geç beni de göre göndereceklerini biliyordum. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-0 yendik. Estadio'da de ıslıklandık, yuhalandık. O grupta Barcelona elendi ama biz gruptan çıktık. Artık kalabileceğim bir ortam yoktu. Sonra Pizzi antrenörlerimden birine karşı saçma sapan konuştu ve disiplinsizlik yaptı. Ardından her şey patladı. Ben ayrılırken Benfica lider Porto'dan 3 puan gerideydi. Şimdi 15 puan geride. Ben gruptan çıkardım. Belki Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gidecektim diyor. Neymar'la ilgili şey var. O bizim umurumuzda değil. Bu arada Ali Koç'tan 3. Jesus çıkarması haberi var. Ee, şimdi ben bu haberi nasıl anlatsam bilmiyorum. Nasıl bir şey versem? Şimdi Ali Koç iki kez görüştü Jesus'tan. Yüz yüze. Yok. Bir kez yüz yüze görüştüm. Birkaç kez FaceTime'da görüştüm. İkinci kez yüz yüze görüşmek için Beşiktaş derbisi sonrasında yine Portekiz'e gidecekmiş. Ya kimi kaynaklar Perşembe gidecek diyordu. Perşembe geçti. Cumartesi diyorlar şimdi. Şimdi Beşiktaş maçından sonra diyorlar. Beşiktaş galibiyetinin ardından gidecek. Hadi inşallah lan inşallah. Elma yani inşallah Allah söyletti inşallah. Hadi bakalım. Gelen maliyete göre yıllık toplam maliyeti 7,5 milyon Euro'yu bulabileceği ifade ediliyormuş. Nereden duydunuz acaba? İkiye bölündüler. Taraftarların bir kısmı İsmail Kartal diyor. Bir kısmı e, Jesus diyor. falan filan. Bu arada son haberim de şu. Sonra birkaç yorum yapayım. Brezilya'da favori Jorge Jesus diyor. E, şimdi Ali Koç görüştü etti ama Brezilya Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçmeye başladı diyor. Bunu da konuşmuştuk hatırlarsanız. İşte Brezilya'nın iddiaları diyor. Bakın. Ee, milli takım için listenin üst sıralarında demiş. Kuka'nın da adı geçiyormuş. Guardiola da hayaller arasındaymış ama ee, en azından randevu talep ediyorlarmış. Onlar da o yerine o diyor. Parmeri yaşlılar bile sevinir diyor. Sadece Flamengo'lar değil. Ee, o da ezeli rakibiymiş. Abel görevi bıraksa ve Jorge Jesus'la anlaşılsa taraflar çok sevinir demiş Palmer yaşta. <laughs> yani ben şunu söyleyeyim. Bakın sevgili arkadaşlar. Duyum işi bir gönül işidir. Ben severek duyum veriyorum. Elimden geldiğince duyum veriyorum. Allah şahidim sizler de şahidim olun. Yani sizleri kandırıp 3-5 kuruş kazanacağıma hiçbir şey kazanamayayım. Kanal kapatılsın gitsin. Bir kuruş adam kazanacağımıza kazanamayalım. Ben ne olur ne olmaz diye elimden gelince de hani e, farklı icraatlarda da bulunuyorum. Güzel icraatlarda da bulunuyorum paramızdan ilgili. Bugün bir tane e, üye bir tane şey çıksın desin ki ya bizim paramızı işte çarçur ediyorsun ya da şöyle böyle falan filan desin. Boynum kıldan ince. Ben Allah'tan korkan bir adamım. Size elimden gelince doğru duyum vermeye çalışıyorum. Yani üyelere verdiğim duyumu size de veriyorum. Bakın onlara söylediğimin aynısını size söylüyorum. Ali Koç batırmazsa Jesus'un olmaması için hiçbir ihtimal yok. Hiçbir imkan yok. 5 milyon euro. Bu 5 milyon euroyu derken arkadaşlar bakın tekrar tekrar söyleyeyim. 5 milyon euroya anlaşsam bile %40 vergi dilimi var. Yani toplamda 7 milyon euroya mal oluyor. Hocam vergisi bizim için önemli değil. Biz anlaşma hani anlaşırken şu kadar vergisi diyor muyuz? Haberlerde geçmiyor. Sonra yarın bir gün bana demeyin lan hani 5'te. Burada 7 yazıyor demeyin. Bak kuruşu kuruşuna söylüyorum size. 5 yıl 2 artı 1 sözleşme. Allah'tan bir mani gelmezse Ali Koç hani neydi saç, saçıp batırmak mı diyorlar ona? Hani saçıp batırmazsa yani Jesus olmaz diye bir şey yok. Ben şuna odaklanıyorum. Jesus'un ekibinde İsmail Kartal da yer alsın. Arkadaşlar bak çok güzel bir sağlama olur. Hani Fenerbahçe Futbolcu yetiştirip satma modelinde ya. Ya niye teknik direktör yetiştirme modelinde değiliz? Düşünsenize bak. Bir hayal edin. Allah gecinden versin. Ben hani ömür bazında söylemiyorum. 10 yıl Jesus çalıştı Fenerbahçe'de. 7-8 şampiyonluk aldı. Yeterli artar bile. Fazla bile. İsmail Kartal'da 10 yıl boyunca yardımcısı. Jesus gittiği gün İsmail Kartal teknik direktör Emre Belözoğlu yardımcısı. 3-4 senede İsmail Kartal, sonra Emre Belezoğlu başa geçer. Emre'nin yardımcısı misal veriyorum, kafadan atıyorum. Altay Bayındır. Bu model Fenerbahçe'yi yukarı taşır. Bize böyle bir şey lazım. Bakalım ne olacak sonuç. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yani bir arkadaşımız mağaradayken video izlemiş. Diyor ki hani İsmail Kartal'da. Valla ben şahsım adına söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ın seneye Fenerbahçe'de bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İkinci adam olmam dedi. İstediği kadar desin. İkinci adam olmam diyor. O isterse 31. adam olmam desin. İstediği kadar desin. İstediği kadar desin. Burası Fenerbahçe. Burada gerekirse hapis bile yatılır. Burada Fenerbahçe aşkına. Bak vatan, millet aşkına canımız feda. Canımız feda. Önce vatan, sonra Fenerbahçe, sonra yine vatan. Benim için. Canımız feda. Fenerbahçe için de elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Hani Emre Berezoğlu'nun güzel bir lafı var. Hocam çok Emre'yi kullandım. Dikkat ediyorum. Güzel bir laf var diyor ya Fenerbahçe için insanlara dost olduk. İnsanlarla dost olmak da güzel, düşman olmakta diye. Biz kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Biz şunu seviyoruz diye bize düşman olan varsa damarlarındaki kanı sorgulasın. Hani ya arkadaş Fenerbahçeli diye insana düşman olunmaz ki ya. Hani o yüzden çok da bir şey demeyeceğim. Biz hepinizi seviyoruz. İstediğiniz takımı tutabilirsiniz. İstediğiniz şeyi taraftarlığını yapabilirsiniz. Ben adaletten şaşmayan bir adamım kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam. Buraya gelip rakip takım taraftarı küfür ediyorsa benim taraftarımla başka yere gidip küfür etmesini istemem. İstanbul'a bayrak, Trabzon'a bayrak asılabiliyorsa İstanbul'a da asılsın. İndiren vandaldır ikisini de derim. Sonra bunu dedim diye al bütün Trabzonlara vandal dedi diyeceksiniz. Ben biliyorum. Yaşadım. Bu süreci yaşadım. Başıma geldi biliyorum. Abi yok tahammülü yok. Ya, Trabzon spor taraftarının Fenerbahçe'ye tahammülü yok. Var diyen varsa buyursun evine Fenerbahçe bayrağı alsın. Gönderin Fener üstüne bir formayı göndereyim. Benim var mı tahammül? Ya kendi Fenerli olur, çocuğu Trabzonlu olur. Ne bileyim kendi Trabzonsporlu çocuğu Fenerli olur. Geçen bir hanım kızımızı gördüm. Babam diyor Trabzonsporlu ben Fenerbahçeliyim diyor. Ya bunlar normal. Niye bunu kan davasına çeviriyorlar? Ben de onu çözemiyorum. Yani bu şu aralar gündemde birçok şey var. Hani bir şey desen ırkçılık diyorlar. Başka bir şey desen başka bir şey diyorlar. Bu ırkçılık bu çok başka bir şey ya. Ya arkadaş ben anlayabiliyorum. Ben Karadeniz insanını çok iyi biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. Ya çok çok iyi biliyorum. Nereden biliyorsun? Burnumdan biliyorum. <laughs> çok çok iyi biliyorum. Tahammülü yok. Hiçbir Allah'ın kulu Fenerbahçe bayrağını asamaz. Bak Trabzon'a gidip yani Trabzon halkı Mesela ben Türkiye'nin her bölgesini gezdim. Hemen hemen her bölgesini. Ege'ye gidemedim bir tek. İnşallah haber bekliyoruz. Ben Türkiye'nin hemen hemen her bölgesini gezdim. Allah şahidim en misafirperver Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yani canını serer önüne. Al bu benim canım. Aç kalma. Mis hani açıkta kalma diye. En misafirperver Doğu ve Güneydoğu halkıdır. Aksini iddia eden varsa tokatlarım. Kesinlikle. Tabii ki de İç Anadolu, tabii ki de hani e, Akdeniz bölgesi, yörükler, şundan bunu, tabii ki de şeyler. Bak Trabzon halkı ne zaman şeydir biliyor musunuz? Misafirperverdir. Kredi kartıyla gidin, Fenerbahçe kredi kartıyla. Size o kadar misafirperver davranırlar ki. Yakıt alın, parayı ödemeden gidersiniz. <laughs> Markete girin, alışveriş yapın, Fenerbahçe kredi kartını ödeyin. Temassız yok deyin. Bu da bizden olsun derler yaparlar. O kadar misafirperverler bak. Doğu Doğu'yu doğu, o kadar övdüm. Yani Karadeniz bölgesinde de överim. Ha Rizeliler ver kartı ula. Ver kartı takar şey yapar. Artvin'de ver kartı der. Samsun'la ver kartı der takar. Ama Trabzon'lar bir başka. Fenerbahçe kredi kartıyla gidin. Sizin elinizi cebinize attırmazlar. Kuruş harcattırmazlar size. Deneyin. Deneyin abi. Hocam vururlar bizi. Yok canım bu kadar da değil de ne yaptınız? Ya onlarınki esprisinde, eğlencesinde. Vururlar, vururlar. Nereye vuruyorlar? Tavuk mu vuruyorlar? size? ama ben size misafir misafirperverlikten bahsediyorum. Siz vururlar diyorsunuz. Gidin bak dediğimi yapın. Fenerbahçe kredi kartıyla gidin. Hocam denemiş ki bizim. Denemeye ne hacet? Denemeye ne hacet? Ay. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Trabzon demişken özellikle ve özellikle ve özellikle e, Çaykara ilçesindeki bütün sevdiklerimize, bütün dostlarımıza selamlar olsun. Özellikle Çaykara ilçesinde söylüyorum. E, hani Çaykara bir başkadır. Yani en güzel of da güzeldir bak. Of da güzeldir. Ama Çaykara bir başkadır. Vakfı kebirin vakfı Kebir'den de var bizim ya Sürmen'den vakfı Kebir'den de var tanıdıklar ama. Özellikle Çaykara'ya selam olsun. Ee, Çaykara'da bir Fatih abimiz vardı. Ee, Fatih Tekke'nin akrabalarına da selamlar olsun. Onları da bilirim. Yani Aksoylar, Tekkeler, hepsini biliriz az buçuk. Hepsine selamlar olsun. Dediğimiz gibi futbol bir kardeşlik, eğlence, gülünç, hani komedi, takılma, abartmadan, seviyeyi çıkartmadan, lafı başka tarafa çekmeden futbol böyle bir şeydir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çocuk geziyoruz. Hayırlı olsun.